Efendim, Westworld 3. Sezon 6. Bölüm değerlendirmesine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle geçtiğimiz perşembe günü yapmış olduğumuz canlı yayına katılan herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. E, tatlı bir sürprizle kendisi de Westworld incelemeleri çeken Tancan Füme'nin de katıldığı bir canlı yayın oldu. E, diğer videolarda değinmediğim, e, detaylara değindiğim böyle Cesur Yeni Dünya ve Person of Interest üzerinden açılımları açılımlar yaptığımız bir yayın oldu. Aldığım geri bildirimlere göre de oldukça tatmin edici bir yayın oldu. Eğer yayını kaçırdıysanız ve hala izlemek istiyorsanız tekrarı kanalda duruyor. Bana bir kahve ısmarlayarak hala yayının tekrarını izleyebilirsiniz. Hoş. 5 liraya herhangi bir yerde kahve kalmadı ama işte yani neyse. Efendim bölüme gelecek olursak. Bu bölüm açıkçası ben inanılmaz yükselmedim. Yani bence çok iyi bir bölüm değildi geçen haftadan sonra. Ki e, IMDB puanlarına baktığımız zaman dünyanın geneliyle farklı düştüğümüzü çok net olarak görebiliyorum. Geçen hafta bu sezonun en düşük puanını aldı. 8.5 Bu da e, en yüksek puanlardan birini aldı. An itibariyle 9.1 ile. Bence puan, bu bölümün puanı 8 civarıydı. Ama zaten bunun 7.9'unu e, William'a veriyorum yani. E, William kısımları... O kadar iyiydi ki şikayet edemeyeceğim bölümle ilgili. Ama geri kalan kısımlara çok coşmadım. Zaten Maeve'i sevmiyorum. Yani en az Dolores kadar sevmiyorum Maeve'i. Meyvin olduğu bölümler benim canımı sıkıyor. Diğer taraftan Tessa Thompson'ın oyunculuğunu bu sezon çok beğendiğimi zaten söylemiştim. Bence yine çok iyi oyunculuğunun olduğu bir bölümdü ama onun olduğu sekanslar da çok keş içindeydi. Yani sürekli bazı ekranlarda bir şeyler download, bir şeyler upload edildi. Artık hangi data nereye gönderildi bir noktadan sonra ben takip edemedim bölümde. Yani iki kere izledim. Özellikle o ekranların olduğu kısımları durdurdum. Ekran görüntüleri aldım. Baktım ama yine de hangi data nereye gönderildi yüzde yüz anlayabildiğimi düşünmüyorum. E, tamamen takip edebilmiş olanlar varsa e, açıklamalı kısmında belki daha hepimizi bilgilendirebilirler sağ olun. Ben bir yerde sonra kayboldum. Ama William'ın olduğu sekanslar... Yani bölümün her şeyini geçtim. Bu ikinci sezon 8. bölümdeki şaka şuka bölümü gibi. Sadece William içeren bir bölüm yapsalardı ben herhalde büyük bir tatminle bugün burada böyle <laughs> falan olurdum. 5 William ve William my boy abinin kendi arasında 50 dakika konuşmasını izleyebilirdim ben. Bilmiyorum siz ne düşündünüz. William'ın hikayesi nereye gidecek onu da inanılmaz inanılmaz merak ettiğimden değil. Ee, ama Ed Harris performansı görmeyi çok seviyorum ben ekranda. Bu bölümde yani şovdu o. Ed Harris şovdu. Ee, William'ın farklı e, zaman dilimleri ve ruh hallerindeki e, yapısını da çok iyi bir şekilde perform ettiğini görüyoruz. Ben o, o sekanslarda çok e, tatmin oldum ve mutlu oldum. Ama bütün bölüm böyle bir yerden Anthony Hopkins çıkacak diye de bekledim eminim. Pek çoğunuz da beklemişsinizdir. Yani bu sezon herhangi bir bölümde e, Anthony Hopkins cameo yapacaksa... ...bu bölüm ona çok uygundu e, ama olmadı. Yani hoş, herkesin birbirine bağırdığı, ara ara böyle mizahların yapıldığı bir ortamda... ...o durup dinleyen ve vurucu vurucu konuşan Anthony Hopkins çok eğreti de durabilirdi ama... Ya ...şöyle arka ke köşede kenarda dursa hiçbir şey söylemeden... E, aşağılayıcı bakışlarla videomu süsse bile e, inanılmaz tatmin olurdum sanıyorum ki. Bölümün geri kalanı ile ilgili çok da bir şey konuşasam yok gerçekten de. E, yani Maeve'in olduğu kısımlarda eee Holores'e, Halores'e, Hale'e birazcık küfür etmiş olabilirim. Yani Maeve'in yanına adam toplayıp seni öldürmeye geldiğini veya senin işine karışmaya geldiğini öğreniyorsun. Müdahale etmeye gidiyorsun. Ve e, boncuğunu alıp patlattığın kişi Hector mu oluyor? Yani Maeve dururken. Bu nasıl bir kafa, bu nasıl bir beyin? Yani Maeve'in ortadan kalkma ihtimali vardı belki de. Ve bu şansı elimden aldığı Hale. Kendisinden nefret ediyorum. Bu yüzden hiç kusura bakmasın. Hiçbir şekilde mantıklı da değildi Maeve yerine Hector'u öldürmeyi tercih etmesinin. Yani şey mi? Dolores. Aman efendim amaçladığım, hedefime gitmek istediğim bu yolda kendi türümden olanlara zarar vermek istemiyorum mu dedi. O yüzden mi Maeve'i öldürmüyor? E, Hector'un suçu ne? Gürcü hostu mu Hector? Çok sinirlendim. Zaten e, Vahşi Batı'nın en e, bedes haydutundan e, düşük bütçeli İtalyan pornocusuna dönüştürdünüz adamı. İnanılmaz tadım kaçık. kaçık. E, o, o sekanslarda hele baya bir e, kuruldum. Onu söyleyeyim. Neyse. ya yani, meyve adamları e, Dolores'i indirmeye geliyor. Burada dört tane host bedeni yapıldığını gördük. Bunlardan birisi Maeve, diğeri de Hector'du. Geriye iki beden kalıyor. Bunlardan birisi %100 kesin olarak Clementine. Reddit'deki bir kullanıcının görsellerle de paylaştığı üzere muhtemelen şurada olur. Daha önce zaten Clementine'ın host ID'sini biliyorduk. Buradaki bedenlerden birisinin host ID'siyle uyuşuyor. Yani... Clementine sevenler mutlu olabilir. Clementine kesin olarak dönüyor. Kalan son isim kim olabilir? Bununla ilgili de iki tahmin var. Birincisi HBO'nun e, sitesinde bu sezon bu bölümün oyuncu kadrosunda hemen ismini şey yapmam lazım. Tao Okamoto e, görünüyor. Kendisi Armistice'in Samurai Shogun World versiyonundaki abla. Bu kadroda yer alması eğer bir hata değilse kendisi geliyor olabilir bir diğer ihtimalde Lawrence oyun karakterini oynayan abimiz bu 2019 Ekim ayında May ve Clementine'la bir fotoğraf paylaşıp çekimler bitti tadında bir şey yapmış. Mesajla paylaşmış fotoğrafı. Hani buradan da May ve Clementine'la acaba son bir sahne mi çekti diye düşündü insanlar. belki de son boncuk Lawrence'ındır. bu iki isim arasında Hanaryo da e, iyi bir karakterdi. Sonuçta Armistice'in e, bir versiyonu. Ama ben eğer bu ikisinden birini seçecek olsam Lawrence'ı tercih ederdim açıkçası. Çünkü Lawrence karakterini bayağı bir seviyorum. Bölümde dediğim gibi sürekli ekranlarda böyle bir şeyler yazıldı, çizildi, download oldu, upload oldu. E, bu ekrandaki görüntülerden belki de üzerine konuşulabilecek ve dikkate değer olanlardan birisi bu e, intihar eden psikiyatrist tablonun e, profiliydi. E, profilinde işte pek çok hastasıyla cinsel ilişkiye girdiği ...uyuşturucu bağımlısı olduğu... ...borderline kişilik bozukluğuna... ...sahip olduğu gibi pek çok bilgi vardı. E, bu kadar problemli biri... ...neden, nasıl olup William gibi... ...önemli isimlere... E, ...psikiyatrlık yapmaya devam edebiliyor? E, yani Rehobom buna... ...nasıl izin veriyor? O da... soru işareti. Ben bilmiyorum. E, belki de biraz saçma. Hiç, e, ama e, belki o profilin... ...en altında yazan cümle buna cevap olabilir. Sadece... U sınıfı e, hastalarla ilgilenmesi kısıtlanmıştır gibi bir ibare var orada. U sınıfının ne olduğunu da 7. bölümün trailerında aslında görüyoruz. Burada da gördüğümüz gibi Outlier'ları işaret ediyor U sınıfı. Yani Caleb da U sınıfına aitti. Onun da Outlier olduğu buradan ortaya çıkıyor ki William da buradan bir Outlier olduğunu Amprediktible tahmin edilemez olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Bu ifadeden gelelim finaldeki şok edici diyebileceğimiz kısma, Hale'in arabasının patlaması kısmına. Açıkçası o patlama eğer ekrana yansıtıldığı gibi Serak tarafından yapıldıysa çok tadım kaçacak. Yani çünkü işte kesinlikle öldürmeyin canlı istiyor dedikten. Hemen sonra mı arabasını patlatıyorsun? Niye? Yani bu, o oturmuyor. İki Serak e, ne ara çocuk katili olabilecek bir yapıya büründü. Yani şu ana kadar sen Serak'ı e, çocukları dahi katledecek seviyede bir karakter olarak portre etmedin ki böyle dünyadaki problemleri gidermeyi amaçlayan tamam bu yolunda birazcık sert davranan ama çocuk öldürecek kadar da e, ...uç noktalarda bir karakter olarak... ...canlandırmadın, tasvir etmedin. O yüzden eğer o arabayı patlatan Serak çıkarsa... ...benim birazcık tadım kaçacak açıkçası. Bence arabayı patlatan isim... ...Dolores. Veya patlatması gereken isim Dolores. Çünkü sezonun başından beri... ...bu bölümde daha da baskın olmak üzere... ...Hale'in... ...Dolores'ten, Halores'in... ...giderek Dolores'ten uzaklaştığını... ...fikirlerinin örtüşmediğini bazı konulara farklı yaklaştıklarının altını çizmişken çizmişken o konuyu birden böyle yok sayamazsın. O yüzden Dolores'in o arabayı patlatmış olması hem vurucu etkisiyle hem de anlam bütünlüğüyle daha mantıklı. Serak patlatırsa ya. <laughs> Bölümü kapatırken 7. sezon man, 7. bölüm trailerında gördüğümüz şu kısım ...hakkında biraz konuşmak lazım belki de... ...William için ölü yazıyor. Şimdi e, bu... ...dizinin yapımcılarının... ...böyle bir spoiler'ı... trailerdan vermeyeceklerini az buçuk... ...tahmin edebiliyoruz. E, ama bir yandan da... E, ...ikinci sezon finalindeki... E, ...host fidelity... E, ...testi yapılan William'ın... ...bir yere bağlanması lazım. Yani bir yerlerde... ...bir host William ya var... ...ya da var olacak... O yüzden William gerçekten ölmüş olabilir. Şu an gördüğümüz William host olabilir. Aman Allah'ım herkes host mu soruları pek çok uzun canı sıkıyor olabilir. Benim sıkıyor bir noktada. Ee, ama olabilir. Ama diğer ve daha mantıklı gözüken taraf e, Bernard ve e, Stubbs'ın William'ı ölü gibi göstermesi ve Serak'ın falan herhalde bilmiyorum. E, onun üzerine onu aramalarına falan engel olması gibi bir ...ihtimalde var. Ama dediğim gibi... E, ...fidelity testi yapılan... ...host William konusunun... ...bir yere, bir noktada bağlanması lazım. O da bu, bu sezon mu... ...bağlanacak, sonra saklanan bir konu mu... ...onu da önümüzdeki hafta göreceğiz. Efendim, sadece iki bölüm kaldı. E, bu birazcık tadımı... ...kaçırıyor. Şundan dolayı tadımı kaçırıyor. E, hani Westworld izleyemeyeceğiz noktası da... ...tadımı kaçırıyor. Evet, tabii ki ama... ...sanki her şeyi çok iyi bağlayamayacaklar gibi de hissettirdiği için tadımı kaçırıyor. Ne kadar çok tadım kaçmış benim. O kadar kötü bölüm değildi. Ee, yani William bölümlerine inanılmaz coştum. Ama biraz tadım kaçıyor. Çünkü ucu açık olan çok konu var. Bernard, özellikle Bernard kısımları bence çok yüzeysel işlendi. Şu ana kadar. Ve e, doyurucu bir şekilde de bağlanabilecek gibi gözükmüyor. Umarım sezon bittiğinde bu endişelerim yersiz çıkar ve her şey güllük gülistanlık bir şekilde Westworld'e yakışır şekilde tamamlanır ama sanki iki bölüm kısa olması bazı şeyleri oldu bittiye de getir getirecek gibi hissediyorum. Umarım yanılırım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bay bay.